Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir bebek yeleğinin anlatımını yapmak istiyorum. Örgüsü çok kolay. Yeleğimizin örgüsüne yakadan roba başlangıcı için zincir yaparak başlıyoruz. İlk sırada roba ayrımlarını yerini belirliyorum. Ön bölümleri, kol bölümünü ve arka bölümünü ilk sırada belirliyoruz. Her sırada arttırmalar yaparak bu örgü yüksekliğini elde ediyoruz. Yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre burada yaptığımız sıra sayısı değişecektir. Ölçüyü elde ettikten sonra modelli bölüme başlıyoruz. Modelli bölümü ben rengarenk yaptım. Her sırayı farklı renkler kullandım. Siz isterseniz tek renk ile de yapabilirsiniz. Ben bugün bu yeleğin anlatımını 6 aylık bebek ölçüsünde anlatıyorum. Siz bu başlangıç zincir sayısını daha az sayıda yaparak yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. Veya benim yaptığım ölçüden 8-10 zincir fazla başlayarak 1-1-2 yaş arası bebekler için yapabilirsiniz. Yeleğimizin örgüsünde ana renk olarak Alize Baby Best ipliğini kullandım. Anti peeling özellikli bir iplik arkadaşlar. Üzerinde 100 gram 240 metre yazmakta. Renk numarasını soran arkadaşlar için de 189. Siz bunu istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak örebilirsiniz. Hem kız bebeklerimiz hem erkek bebeklerimizin kullanabileceği çok güzel modelli bir yelek arkadaşlar. Diğer renklerde de elinizde hangi ipleriniz artan varsa, çünkü hepsinden birer sıra yapıyoruz. Siz dediğim gibi bu her rengi farklı farklı da yapabilirsiniz. Ben ikişer defa kullandım aynı renkleri. Şu şekilde elinizde kalan artan ipleri kullanabileceğiniz güzel bir model. Tığ olarak da 3 milimlik tığ kullandım. Siz bu tığ numarasını elinizin sıklığına ve kullanmış olduğunuz ipliğin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Zaten kullanmış olduğunuz iplik üzerinde kaç numara tığ kullanmanız gerektiği tavsiye edilmektedir. Bakın benim kullandığım bu ana renkte kullandığım iplik üzerinde 2 ile 4 milimlik tığlar tavsiye edilmekte. Ben 3 milimlik tığ kullandım. Düğme olarak roba bölümüne 3 adet düğme dikmeyi tercih ettim. Ben 2 renkli yaptım. Siz isterseniz bunu 3 renk yapabilirsiniz veya tek renk olarak da kullanabilirsiniz. Ölçülerini de size söylüyorum. Başlamadan önce fikriniz olsun. Kol altından genişliğini ölçüyorum. 25 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Omuzdan tam yükseklik 31 santim. Kol altından yükseklik 19 santim. Bu da 6 aylık bir bebek için çok güzel bir ölçü arkadaşlar. Siz bu yeleği farklı ölçülerde yapmak istiyorsanız bebekler için olan yelek standart ölçü tablosunu ben hazırladım. Bu videonun açıklama bölümünü ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun açıklama bölümünde bulunan tabloya bakarak yüksekliklerini, genişliğini, ayarlamasını yapabilirsiniz. Malzemelerimizi söyledik, ölçülerimizi verdik. Hazırsak hep birlikte bu güzel yeleğimizin örgüsüne başlayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olup orada bulunan zil şeklinde aktif konuma getirirseniz bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi izlemeler. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Zincir yapabilmek için ilk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Yavaş gösteriyorum. Size nasıl kolay geliyorsa kendinize göre ilk ilmeği oluşturabilirsiniz. Zincirlerimi yapmaya başlıyorum. Çok sıkı olmayan zincirler yapalım. Bu zincirler üzerine trabzanlar yapacağız. Bu zincir sayısı sizin yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre de değişecektir arkadaşlar. Benim yapacağım ölçü için 70 zincir yeterli. 70 zinciri yapalım. Yaka başlangıcı için 70 zinciri yaptım. Çok sıkı olmayan zincir yaptım bakın. Bu 70 zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum.
Başlangıcı sıfıra tutup ölçtüğüm zaman 30 santim, bakın zincir uzunluğu var. Benim elimin sıklığına göre 70 zincir 30 santim geldi. Sizin eliniz sıkıysa 30 santim için daha fazla zincir yapmanız gerekecektir. Bu ölçü yeni doğan bebekte 24 santim yeterli arkadaşlar. Daha büyük 1 yaş üstü bebeklerimiz için de 32-34 santim arası yeterli olacaktır. Bu 70 zincirin üzerine 3 zincirde dönüş için yapıyorum. 1-2-3 1-2-3 ilmek atlıyorum. 4. ilmeğe trabzan yapıyorum. Trabzan sırası yapıyoruz burada. Ön bölüm için 10 trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atladığımda 1 trabzan, bakın 1, 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trabzanı ön bölüm için yaptım. 2, 4, 6, 8, 10. Takip eden, bakın ilk ilmek içerisine ön bölüm ile kol bölümünü ayıran arttırma yapacağımız ilmek burası. 3 trabzan yapıyorum. Aynı ilmek içerisine 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzanı yaptım. Kol bölümü için 13 trabzan yapıyorum. Bakın, takip eden ilmek içerisine ilk trabzanı yaptım. 13 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 trabzanı da kol bölümü için yaptım. Takip eden, bakın bu ilmek içerisine kol ile arka bölümü ayıran arttırma yapacağımız yer için 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Kol ile arka bölümü ayıran arttırma yerinde belirledik. Takip eden ilmekler içerisine arka bölüm için trabzanlar yapıyorum. Arka bölüm için 20 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Arka bölüm için de 20 trabzan yaptım.
Arka bölüm ile diğer kol bölümünü ayıran arttırma yeri için bu ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Kol bölümü için takip eden ilmekler içerisine 13 trabzan yapıyorum. Buraya 13 trabzan yaptık. Buraya da 13 trabzan yapıyorum. Trabzana devam edelim. Kol bölümü için 13 trabzan da buraya yaptım. Kol ile diğer ön bölümü ayıran arttırma yeri için bu ilmek içerisine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Ön bölüm için takip eden ilmekler içerisine trabzan yapıyorum. Ön bölümde 10 trabzan yaptık. Buraya da 10 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İlk sırayı böylece tamamlamış olduk. Arttırma yapacağımız yerleri de belirledik. Ön bölümlerde 10 trabzan, kol bölümlerinde 13'er trabzan, arka bölümde de 20 trabzan yaptık. Arttırmalar artık bu 4 noktadan birer trabzan arttırması yaparak yapacağız. Bu sırada arttırmalar yapacağız. Arttırmaları da burada 3 trabzan yapmıştık bakın. Ortada bulunan trabzan üzerine 3'er tane trabzan yaparak arttırmaları yapacağız. İkinci sıradayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine ilk trabzanı yapıyorum. Bakın bu bir trabzan arkadaşlar. Arttırma yapmıyorum. Tek trabzan. Diğer ilmekler üzerine de trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Sayalım isterseniz. 2, 4, 5, 6, 7 8 9 10 Bakın ön bölümde 10 trabzan yapmıştım. 10 trabzanı yaptım. Arttırma yerinde yaptığımız bu 3 trabzandan birisi kol içinde, birisi ön bölüm için. 11. trabzanı yapıyorum. Ortada bulunan, bakın burada bulunan bu 3 trabzanın ortada bulunan ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın ikinci sırada da arttırmalarımızı yine yaptık. Bir arttırma ön bölüm için, bir arttırma kol bölümü için oldu. Bu ortada bulunan arttırma yapacağımız trabzanlar. Hep ortada bulunan trabzanlar üzerine arttırma yapacağız arkadaşlar. Arka bölüm ile kol bölümünü ayıran bakın burada 3 trabzan yapmıştık. Ortada bulunan trabzana kadar trabzanlar yaparak devam edelim. Kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine de trabzanlar yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. Bakın burada bulunan bu 3 trabzanın ilk trabzanla kol bölüm için trabzan yaptım. Ortada bulunan trabzandayım. Buraya 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum.
Burada bulunan 3 trabzanın ortada bulunan trabzana kadar devam edelim. Arka bölüm ile diğer kol bölümünü ayıran arttırma yapacağımız, bakın, ilmek üzerine geldim. Yine ortada bulunan ilmekteyim. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın 3 trabzanı yaptım. Diğer ilmekleri trabzan yaparak devam ediyorum. Kol ile ön bölümü ayıran arttırma yapacağımız bu ilmeğe kadar devam edelim. Kol ile ön bölümü ayıran arttırma yapacağımız ilmeğe geldim. Bakın bu ilmek üzerine de 3 trabzan yapıyorum. İki, üç. Arttırma yerinde bakın 3 trabzanı yaptım. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum. Son ilmeğin trabzanını bakın 3 ilmek atlayarak bir trabzan oluşturmuştum. Son zincirin üzerine burada bulunan tığ takıyorum, trabzan yapıyorum. Bu ön bölüm ile burada bulunan ön bölümün sayılarının eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Eksik veya fazla yapmayalım. İkinci sırayı da böylece tamamladık. Bu sırada tekrar arttırmalarımızı yaptık. Bakın 1, 2, 3, 4 noktada arttırma yerlerinde 3'er trabzan yaparak arttırma yaptım. Arttırma yerlerini bu şekilde bakın. Trabzan üzerine yaptığımız zaman hiçbir boşluk oluşmuyor, düz görünüyor. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada yine aynı şekilde arttırma yapacağız. Robanın arttırmaları bu şekilde olacak. Bakın bir zincir yaptım, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları yapıyorum. Ön bölümlerde her sırada birer trabzan artacak. Kol bölümlerinde ikişer trabzan artıyor. İki taraftan arttırma yapıyoruz çünkü. Arka bölümde de ikişer trabzan artacak. Bir burada arttırma yapıyoruz, bir burada arttırma yapıyoruz. Ön bölümlerde birer tane trabzan artıyor. Bakın arttırma yapacağımız ilmeğe geldim. Burada bulunan 3 trabzanın ortada bulunan ilmekteyim. Buraya 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Arttırma yerine 3 trabzanı yaptım. Kolda bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Kolda bulunan ilmekler üzerine trabzanları yapalım. Burada bulunan bakın bu 3 trabzanın ortada bulunan trabzan üzerine 3 trabzan yapalım. Arka bölümün trabzanlarına birer defa trabzan yapalım. Yine bu arttırma yerinde bulunan bakın ortada bulunan ilmek üzerine 3 trabzan yapalım. Burada bulunan arttırma yerinde de ortada bulunan ilmek üzerine 3 trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Artık robanın örgüsü de bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Sadece bu arttırma yerinde ortada bulunan ilmek üzerine 3'er tane trabzan yapıyoruz. Robanın sıra sayısı yapacak olduğunuz bebeğinizin büyüklüğüne göre değişecektir. Siz yapacak olduğunuz bebeğinizin büyüklüğüne göre bu 4 noktadan her sırada düzenli arttırmalar yaparak istediğimiz ölçüye kadar tamamlayalım. Yakadan başladığımız robanın örgüsünü her sırada düzenli arttırmalar yaparak benim için gerekli yüksekliğe kadar tamamladım. Kaç sıra ördüğümü sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 sıranın sonunda yapacağım ölçü için gerekli yüksekliği elde ettim. Santimetre olarak da ölçüyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde ölçtüğüm zaman 11 santim, düz olarak ölçtüğüm zaman da 10 santim yükseklik var. Bu da 6 aylık bebek için güzel bir ölçü. Siz bunu 1 yaş bebeğiniz için yapıyorsanız benim yaptığım sıra sayısından 1-2 sıra fazla yapabilirsiniz. Her sırada arttırma yaptığımız için sıra sayısı fazla yaptığınız zaman ölçünüz de daha büyük olacaktır. Açık olarak da görelim. Bakın bu şekilde arkadaşlar, çok güzel oldu robo arttırmaları. Arttırma yerlerinde de hiçbir boşluk görünmüyor. Bakın düz görünüyor. 10. sıradayım. 10. sıradan itibaren kolları gövdeden ayıracağız. Örgümüze artık gövdenin örgüsüyle devam edeceğiz. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız bu ilmeğe kadar trabzanlar yaparak devam edelim. Ön bölümde trabzanlar yaparak arttırma yapacağımız ilmeğe kadar tamamladım. Arttırma yapacağımız bu ilmek içerisine ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Kol altı için 3 zincir yapıyorum. Çok sıkı yapmayalım bu zinciri arkadaşlar. Bir sonraki sırada üzerine trabzanlar yapacağız. Tığın üzerine iplik alıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Bakın kol bölümünde bulunan ilmekleri atladım. Kol ile arka bölümü ayıran bu arttırma yapacağımız ilmek içerisine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe yaptım bakın. Bu şekilde kol altında zincirle birleştirmiş olduk. Bakın ön ve arka bölümü birleştirdik. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Diğer kol altını yapmak için bu arttırma yapacağımız ilmeğe kadar trabzanlar yaparak devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaparak arttırma yapacağımız ilmeğe geldim. Bu ilmek içerisine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Üç zincir yapıyorum kol altı için. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Kol ile ön bölümü ayıran, bakın burada arttırma yaptığımız ilmek içerisine ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Bu kol altında burada yaptık bakın. Diğer ilmeklere trabzanlar yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ön bölümde trabzanları yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın böylece kolun örgüsünü gövdeden ayırmış oldum. Ön ve arka bölümü birleştirdik. Kol altlarda görüntüsü böyle bakın. Şimdiki sırada model sırasını yapacağız. Model çok kolay arkadaşlar. Yine trabzanlardan oluşan bir model yapıyoruz. Ben renkli ipler kullanmak istiyorum. Siz de elinizde kalan artan ipleri değerlendirebileceğiniz kolay bir model. Bakın bu şekilde ipleri kullanarak örgüme devam etmek istiyorum. Siz de yapacak olduğunuz renkleri ayarlayarak renk sıralamasını kendinize göre yapabilirsiniz. İlk önce bu koyu maviyi kullanıyorum. Bu ipliği burada kesmiyorum arkadaşlar. Bu iplik ile daha örgümüze devam edeceğiz. Sadece bu renkli yapacağımız iplikler değişecek. Buradan ilk ilmeği oluşturuyorum. Şu şekilde ilk ilmeği bakın çekerek oluşturdum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Bakın bu ipliği bekletiyorum burada.
Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bağlantı yaptığım ipliğin ucunu da içeride tutuyorum. Kaybedeceğiz onu. Bir trabzanı yaptım. Bir zincir yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İki ve üçüncü ilmeklere trabzan yapıyorum. Bir, iki. İki zincir yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İki ve üçüncü ilmeklere trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İki ve üçüncü ilmeklere trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İki ve üçüncü ilmeklere trabzan yapıyorum. İki ilmeğe trabzan yapıyoruz. Arada iki zincir yapıyoruz. Bir ilmek atlayıp tekrar iki trabzan yapıyoruz. Bakın tekrar iki zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İki ve üçüncü ilmeklere trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İki ve üçüncü ilmeklere trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bakın burada iki ilmek kaldı ön bölümde arkadaşlar benim için. Bir ilmek atlıyorum. Bu son ilmeğe iki trabzan yapıyorum. Sizin iki ilmek varsa iki ilmeğe birer defa trabzan yaparak devam edebilirsiniz. Ön bölüme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model oldu bakın. Kol altının buradayım. Yine iki zincir yapıyorum. Kol altında 3 zincir yapmıştık. Bakın. İlk zinciri atlıyorum. Birinci zinciri atlıyorum. İkinci zincirin içerisine 2 trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bir zinciri atlıyorum. Arka bölümün ilk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 2 ve 3. ilmeklere trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 2 ve 3. ilmeklere trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Diğer kol altını yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arka bölümde ikişer trabzan yaparak kol altını yapacağımız bakın buraya geldim. 2 zincir yapıyorum. Bir ilmeği atlıyorum. Bu son ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Kol altında üst zincir yapmıştık. Bir zinciri atlıyorum. Ortada bulunan ilmek üzerine, zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bir zinciri atlıyorum. Ön bölümün bakın burada bulunan ilk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Diğer ön bölümde de bakın son ilmek üzerine 2 trabzan yapmıştım. Burada da ilk ilmek üzerine 2 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2 ve 3. ilmeklere trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2 ve 3. ilmeklere trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Diğer ön bölümde de sıra sonuna kadar ben tamamladım.
Sıra sonunda iki ilmek kaldı. Bir zincir yapıyorum. Bu bir ilmeği atlıyorum. Son ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Böylece tamamlamış olduk. Bu ipliği ben burada kesiyorum. Görelim arkadaşlar, bakın. Bu şekilde modelin ilk başlangıcını yaptık. Şimdi burada bekletmiş olduğum iplikteyim. Burada bulunan ilk ilmeğe tığ takıyorum. Bakın, bekletmiş olduğum ipliği aldım, içerisinden çektim, burada bir ilmek oluşturdum. Bir zincir yapıyorum, aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sırada trabzanlar yapacağız. Bu aralarda birer ilmek atlamıştık. Bu birer ilmek üzerine üçer trabzan yapacağız. Bu ilk başta ve sıra sonunda bulunan ilmeğe iki trabzan yapıyoruz. Bakın, bu ilmeğe iki trabzan yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bakın, burada iki zincirin altında bir ilmek atlamıştım. Bu bir ilmeğe tığ takıyorum, ilmek alıyorum, zincirler de arada kalıyor. Bakın, buraya 3 trabzan yapıyorum. Çok sıkı yapmayalım bu trabzanları arkadaşlar. Aynı ilmeğe 3 trabzan yaptım. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bakın, bu bir, iki trabzanı atlıyorum. Atlamış olduğum bu ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Arada zincir yapmıyorum bakın. 3 trabzanlar arasında zincir yapmıyorum. Burada bulunan atladığım ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Görüntü olarak böyle görünüyor. Zincir çekmeden tığın üzerine iplik alıyorum. Bu iki trabzanın olduğu ilmeği atlıyorum. Aşağıda bulunan, bakın, bu renk ilmeğe tığ takıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Yine bakın, bu ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. İki ilmeği atlıyorum. Burada bulunan ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. Kol altının olduğu yere geldik. Aynı şekilde devam ediyoruz. Tığın üzerine iplik aldım. Burada bir zinciri atlamıştım bakın. Atladığım o zincir üzerine 3 trabzan yapıyorum. İki trabzanı atlıyorum. Burada bulunan, bakın, bir zincir atlamıştım. O zincir üzerine de 3 trabzan yapıyorum. Bir alt sırada atlama yaptığımız ilmekler üzerine bu sırada üçer trabzan yapıyoruz. Bakın, iki ilmeği atlıyorum. Arada bulunan bu ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, çok kolay, gördüğünüz gibi. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar üçer trabzandan oluşan modelleri bakın yaptım arkadaşlar. Burayı size göstermek için son modeli yapmadım. Kesmiş olduğumuz iplerin ucunu kaybetmek için bakın şu şekilde geriye alıyorum. Yine aynı şekilde bu ilmeğe 3 trabzan yapıyorum.
Kenen üzerine iplik alıyorum. Bu son ilmek içerisine, bakın burada yapacağımız ilmek içerisine 2 trabzan yapıyorum. Son ilmeğe de bir sık iğne yapıyorum. Sırayı tamamlıyorum. Bu sıra sonunda ve sıra başında olanlar ikişer trabzan olacak. Üçer trabzan olmayacak. Bakın ipliğin ucu da içeride oldu. Bunu burada kesebiliriz. Çok güzel ve kolay bir model gördüğünüz gibi. Bu modeli hem kız bebeklerimiz için hem de erkek bebeklerimiz için yapabilirsiniz. Bu model olarak yaptığımız bakın renkli iplikleri siz istediğiniz renkleriyle yaparak ister kız bebekleriniz için isterseniz erkek bebekleriniz için yapabilirsiniz. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bir sıra sık iğne yapacağız. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne yapıyorum. Sık iğneyi bakın tığın üzerine iplik almadan ilmeğe tığ takıyorum. İlmek alıp çektim. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İlmek alıyorum. İkisini içerisinden bir defa da çekiyorum. Sık iğneler yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bir sıra sık iğne yaparak bakın sırayı tamamladım. Görüntü olarak bu şekilde görünüyor düz tarafa. Şimdi tekrar bu renkli model yapacağımız sıradayız. Bunun üzerinden ben beyaz renk ile yapıyorum. Bakın bu şekilde bir beyaz renk ile yapıyorum. Siz hangi renk ile yapacaksanız o renk ile başlayacaksınız arkadaşlar. Bu son ilmekten beyaz ile bir ilmek oluşturuyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Örgüyü çeviriyorum. Bu ipliği yine burada bekletiyorum. Bir sonraki sırada bu trabzan sırasını yapacağız. Bu ilk ilmek üzerine beyaz renk ile bir trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 2 ve 3. ilmeklere trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 2 ve 3. ilmeklere trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 2 ve 3. ilmeklere trabzan yapıyorum. Bakın, ikinci sıraya başladık. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. 2 zincir, 2 trabzan yaparak bakın sıra sonuna kadar tamamladım. En son ilmeği de bir trabzanı yaptım. İpliği burada kesiyorum. İkinci sıranın kurulumunda böylece yapmış olduk arkadaşlar. Burada size bir püf nokta vermek istiyorum. Bu başlangıçta ilmek kaydırmamaya dikkat edin. Bu atlama yaptığımız ilmek bakın burada yaptığımız üçer trabzan vardı. Bunların ortasında bulunan ilmekleri ilmek atlaması yapacağız. Bak bu 3 trabzanın ortada bulunan ilmekleri ilmek atlaması yapıyoruz. Yoksa modelinizi kaydırabilirsiniz. Modelinizin şekli bozulabilir. Şimdi tekrar bu renk ile trabzan sırası yapacağız. Burada bekletiyordum bakın ipliği. Bu ilmeğe tığ takıyorum. İlmek alıyorum. Burada bir zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Burada atladığım bir ilmek vardı. Bunun içerisine 2 trabzan yapıyorum. Sıra başında ve sıra sonunda 2 trabzan yapıyorduk. Siz bunu 3 trabzan yaparsanız bakın bu sıra başında ve sıra sonunda bunları 3'er trabzan yaparsanız bir sonraki model yerleştirmede kaydırma yaparsınız. Onun için bu sıra başında ve sıra sonunda olanları
İkişer trabzan yapıyoruz. Tığın üzerine iplik alıyorum. İki trabzanı atlıyorum. Burada atladığımız bu ilmeğe tığ takıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Tekrar burada bulunan bakın ilmek üzerine de 3 trabzan yapıyorum. Bu iki zincir yaptıklarımız ortada kalıyor bakın. Bu şekilde. Modelimiz bu şekilde oluşuyor. Bu renk sıralamasını siz dediğim gibi tercihinize göre yapabilirsiniz. Bu 3 trabzandan oluşan modellerimizi sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonunda bir zincir yapıp geriye dönelim. Bir sırada sık iğne yapacağız. Tekrar istediğiniz renk ile bu 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olan model yerleştirmesini yapıyoruz. Örgümüz artık böyle devam edecek. Bakın arkadaşlar, gövdenin örgüsü böyle oluyor. Gövdenin örgüsü 3 sıradan oluşuyor. Bir sırada bu beyazla yapmış olduğumuz gibi 2 trabzan, 2 zincir yapıyoruz. Arada birer ilmeği atlıyoruz. Bir sonraki sırada da burada yaptığımız gibi atlama yaptığımız ilmekler içerisine 3'er trabzan yapıyoruz. 3. sırada da bu trabzanlar üzerine bir sıra sık iğne yapıyoruz. Başladığımız yere geliyoruz. Tekrar iplik değiştiriyoruz. Ben bugün rengarenk yapıyorum ama siz isterseniz bir ana renginiz, bir de renkli iplik kullanarak iki renkli olarak da yapabilirsiniz. Gövdenin örgüsünü yapacak olduğunuz bebeğinizin büyüklüğüne ve kendi tercihinize göre istediğiniz kadar bu model sıralarını tekrarlayarak tamamlayalım. Gövde örgüsünün bakın model görünen bölümleri bu renk sıralamasıyla ben tamamladım. Kas sıra model göründüğünü sayıyorum bakın. Koyu mavi ile başladım. Beyaz ikiz 3 4 5 6 7 8 model sırası yaptım. Benim yapacağım ölçü için bu yükseklik yeterli. En son sırada da 3 trabzandan sonra bakın bir sıra sık iğneyi yaptım. Burada bıraktım. Örgünün düz tarafındayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü bakın çevirdim. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğneler yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar sık iğnelere devam edelim. Sık iğneler yaparak bakın sıranın sonuna kadar tamamladım. Görüntü olarak görelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde iki sıra sık iğne oldu burada. Şimdi ön patlardayız. Ön patlarda sık iğne yapacağız. Bir sıra sık iğne yapacağız. İkinci sırada düğme için düğme delikleri oluşturmak istiyorum ben bu roba bölümüne. Üçüncü sırayı tekrar sık iğne olarak devam edeceğiz. En son ilmeğe bakın sık iğne yaptım. Bir sık iğne daha yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum. İlmekler zaten burada görünüyor. Sık iğneler yaparak devam ediyoruz. Yaka başlangıcına kadar sık iğneler yaparak devam edelim. Ön patta sık iğneler yaparak yakanın başlangıç noktasına kadar tamamladım. Burada bu gövde bölümünün bakın bu roba kısmına 3 adet düğme bileti yapmak istiyorum. Birisini bu yakanın başlangıcına yaparız. Bir diğerini hemen bu modele başladığımız buraya. Üçüncü olanı da tam orta noktaya. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Düğme biriti için iki zincir yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe sık iğne yapıyorum. İki düğme biriti arasına kaç sık iğne yaptığımızda sayalım. Bakın 1 2 3 4 5 6
6 yeterli arkadaşlar. 6 sık iğne yaptım buraya. Bakın orta noktaya geldim. 2 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. 2. düğme biritinde buraya yaptım. Ve sayıyorum. Buraya 6 sık iğne yaptım. Buraya da 6 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Bakın 3. düğme biritinde buraya yapacağız. 2 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. 3 düğme biritini yaptık buraya. Bakın 1 2 3 Diğer ilmekleri sık iğne olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne olarak bakın devam ettim. Sıra sonundayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu düğme biriti yaptığımız yere kadar devam edelim. İlk düğme biritinin buraya kadar bakın sık iğne olarak devam ettim. Bu düğme biritinin olduğu yere geldim. Buraya 2 zincir yapmıştım. 2 zincir içerisine 2 sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri birer defa sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın bu 2 zincir içerisine de 2 sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu 2 zincirin üzerine de 2 sık iğne yapacağız. Sık iğneler yaparak bakın sıranın sonuna kadar tamamladım. 3 düğme biritinin yeri daha belirgin oldu bu sırada. Bu ön patın örgüsünü bitirdik. Diğer ön pata da bakın buraya da 3 sıra sık iğne yapacağız. Oraya gidebilmek için boynun çevresinde sık iğne olarak devam ediyorum. Bakın bu aynı ilmeğe sık iğne yaptım. Burada bulunan ilmeğe sık iğne yapıyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Boynun çevresinde sık iğne yaparak devam edelim. Bu ön pata geldiğimiz zaman burada da 3 sıra sık iğne yapacağız. Burada yapmış olduğumuz gibi 3 sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. Diğer ön patın örgüsünde 3 sıra sık iğne olarak tamamlayalım. Diğer ön patta da 3 sıra sık iğne olarak tamamladım. Boynun çevresinde sık iğne olarak devam ettim. Bu ön patta da yine bakın sık iğne örgüsüne devam ettim arkadaşlar. 3 sıra sık iğne yaptım. Ben düğme biritlerinin tam karşılarına gelen yerlere de 3 tane düğmeyi diktim. Bu şekilde bakın düğme biritleri yapmıştım. Bunun tam karşısına gelen yerlere de bu şekilde 3 düğme diktim. Ben renkli diktim. Siz isterseniz tek renkte dikebilirsiniz. En son ilmeği sık iğne yaptım. İpliği burada kesiyorum. Böylece yeleğimizin örgüsünü tamamlamış olduk. Ters taraftan şöyle ilmek arasından alalım. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Ben içindeki renklere de uyumlu olsun diye renkli düğme yaptım. Dediğim gibi siz bunu tek renk yapabilirsiniz veya 3 farklı renk yapabilirsiniz veya yeleğin tamamını da düğmeli yapabilirsiniz. Kol ucuna herhangi bir şey yapmıyorum. Bu şekilde sade bırakıyorum. Model kendisini göstersin istiyorum. Onun için kol ucuna herhangi bir işlem yapmıyorum bakın.
Bu şekilde bırakıyorum. Çok tatlı ve çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Ölçülerini vermek istiyorum size bitmiş olarak. Kol altının buradan genişliğini ölçüyorum. 25 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Omuzdan itibaren tam yükseklik 31 santim. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 19 santim. Çok güzel oldu arkadaşlar. 6 aylık bebek için yaptık biz bugün bu yeleği. 3-6 aylık 1 yaşa kadar çok rahat kullanılabilecek ölçüde. Tabii ki bebeğiniz kilolu olmazsa. Kilolu bebekler için de 3-6 aylık bebek ölçüsünde oldu. Yeleğin arka görüntüsüne de bakalım. Bakın bu şekilde arka görüntüsünün örgüsü. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olup orada bulunan zil şeklinde aktif konuma getirirseniz bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. Beğeni ve yorumlarınızı da yapmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın.